Tekrar iyi akşamlar gençler. 17 Kasım 2023 Sibene Enerji kapanış değeri 298 lira. Biraz önce Europower'da bahsettiğimiz gibi enerji sektörü ve endeksteki düzeltmeye paralel ya da şu son hızlara gitin. Fibonacci 50 düzeltme seviyesi yaklaşık olarak bakalım. Evet, aynı Europower'daki gibi yani %1 gibi bir fark kalmış. 288.83 en düşük görülen seviye, 292 yani %1'lik seviye gibi %50 düzeltme seviyesine yaklaşılmış ve 100 EMA desteği üzerinde tutunmaya çalışıyor. 1, 2, 3 kez. Hatta şurayı da sayarsak 4 kez 100 EMA test edilmiş. Cuma kapanış çok az 100 EMA'nın altında yapılmış. 100 EMA'nın güncel değeri 299.32. Kapanış 298 lira. Göstergemiz aşırı satım bölgesinde. Aynı şekilde yabancı takasına baktığımızda biraz daha dik toparlanan bir görünüm var. Sadece haftalık takası da satıcılı olabilir. Hatta haftalıkta da alım yönünde. Şu tepeden bu tarafa toparlamış. En son işlem gününde duruma bakalım. Takastan önce. Şu zirve bölgelerde bile yabancı takasında belirgin bir toparlama oldu. Dikkatimizi çekti. Evet, takas tablosu geldi. Günlük takasta 58.577 lot Stibank yabancı artıda. Araç kurum dağılımı son işlem gününde %14.78 ilk 5 kurum alıcılı kapamış. Birinci sırada alım tarafında 90.570 lot ile deniz yatırım var. İkinci sırada iş yatırım. Satım tarafında da ak yatırım ve tep yatırım var. Yani %14 alıcılık kapaması olumlu. Takas, günlük takasta 90.000'e 111.000 lot ile alım tarafı güçlü ve ilk sırada 58.577 lot ile Citibank yabancı. Haftalık takasta 242'ye 226 hafiften satıcılar güçlü. Alım tarafında iş yatırım ve emeklilik fonları var. Aylık takasta ise 516'ya 460 alıcılar biraz zayıf olsa da 181.000 lot ile Citibank yabancı ilk sırada, yani şuradaki hareket. 3 aylık takasa baktığımızda 1.5 milyon satıcıya karşılık 1.6 milyon alım tarafı güçlü ve ilk sırada 789.000 lot ile Citibank yabancı yer almış. Dolayısıyla şu zirve bölgelerin, zirve seviyelerin görüldüğü bölgede de yabancı alımlarının devam ettiğini görüyoruz. Şu sarı göstergemize bakarsak, yani zirve fiyatların görüldüğü yerlerde de yabancı takası toplanarak artarak gitmiş. İlk 5 yabancı takastaki paya baktığımızda %48 olduğunu görüyoruz. Bu düşük, yani malın çoğu küçük yatırımcıda görülüyor. İlk 5 kurumun payı düşük kalmış. Şimdi teknik seviyelere geçecek olursak, kapanış 298 lira demiştik. Zarar kes seviyesi olarak 290 lira alınabilir. 290 lira zarar kes seviyesi altında 265 lira, 265 lira zarar kes seviyesi altında diğer destek seviyesi olarak izlenebilir.
290 lira stop loss seviyemiz, 290 altında 265 lira diğer aşağıdaki destek seviyemiz olur. Eğer olumlu hareketler devam edecek olursa kısa vadede 322 lira direnç seviyesi. 322 lira üzerinde hacimli hareketler orta vadeli pozitif görünümü güçlendirir ve şu bölgede çalışan makas direncimiz ondan sonra direnç seviyesi olarak izlenebilir. Evet, bu seviyeye baktığımızda lira üzerindeki hareketlerde 422 direnci, tarihi zirve direnci gündeme gelir öncelikle. Bu seviyede geçilirse 440 lira 70 kuruş, 440 lira 70 kuruş makas direnç seviyesi olarak izlenebilir. Evet, Sivene Enerji için bugünlük bu kadar gençler. Her şey gönlünüzce olsun. İyi akşamlar.